Hoş geldiniz. Excel'in istatistiksel fonksiyonlarına devam edeceğiz. Bu videoda er ortalama fonksiyonu inceliyoruz. Eğer ortalama fonksiyonu İngilizce Excel kullananlar için average fonksiyon olarak kullanılıyor. Aslında kullanımı tahmin edilebilir. Excel'de bir şarta bağlı ortalama getirmek için Eğer ortalama fonksiyonunu kullanabiliyoruz. Bu videoda iki farklı kullanımını inceleyeceğiz Eğer ortalama fonksiyonunun. İlk kullanımımızda bir veri aralığında bulunan satıcıya bağlı toplam değerleri burada getireceğiz. Tabi ortalamasını getireceğiz bu toplam değerlerin. İkinci kullanımı ise er ortalama fonksiyonu aynı sütun içerisindeki değerlerin ölçüte göre ortalamalarını getirecek. Dilerseniz hemen başlayalım. Burada Ali satıcısının toplam ortalamasını istiyoruz ve bunu bulmak için er ortalama fonksiyonunu açarak işe başlayalım. Er ortalama fonksiyonu görüldüğü gibi 3 bağımsız değişken alacak. Bu aralık, ölçüt ve aralık ortalaması. Aralık bağımsız değişkeni için ölçüt aralığı diyebiliriz. Yani ölçütün bulunduğu aralığı öncelikle belirteceğiz. Bizim ölçütümüz bir satıcı olduğu için bu satıcı aralığını yani A3A9 aralığını seçtik. Noktalı virgülü koyduk. ölçütümüz satıcı Ali idi. Eğer istersek bunu hücre referansı olarak da kullanmayabiliriz. ölçüt bağımsız değişken içerisine ölçütü bu şekilde de girebiliriz. Ama biz F3 hücresindeki değeri refer edelim. Ardından noktalı virgül koyup ortalamasını almak istediğimiz aralığı belirleyelim. Burada biz toplamı aralık ortalaması olarak belirtelim. D3, D19 hücre aralığını seçtikten sonra parantezi kapatıyoruz. Şimdi kısaca burada ne yaptık? Bundan biraz bahsedelim. Ölçüt aralığı için satıcının bulunduğu bu aralığı seçtik. Ölçütümüzü yine buradaki Ali satıcısı olarak belirledik ve Ali satıcısının toplam satış tutarının ortalamasını istedik. Yani Ali burada ne kadar satış yapmış ise toplamı bu sayı bölüyor aslına bakarsanız. Şimdi enter'a bastığımız zaman 1960 değeri buraya gelmiş oluyor. Yani basit bir matematik işlemi yaparsanız öncelikle buradaki Ali sayılarını saydırırsınız. Yani kaç tane Ali var burada? Toplamda 5 tane Ali var. Bu 5 sayısını unutmazsınız. Gelip buradaki Ali'nin satışlarını toplayıp 5'e bölersiniz ve yine bu değere ulaşırsınız. Ancak Excel biliyorsunuz kolaylıklar sunmak için oluşturulmuş elektronik tablolama programı. Bu yüzden fonksiyonlarını kullanarak çok kolay ve çok çabuk bir şekilde sonuca erişebiliyoruz. İkinci İkinci örneğe geçelim. İkinci örnekte şöyle bir işlem yapmak istiyoruz. Biz yine toplam aralığında işlem yapacağız. Bunun için diyelim ki mesela 1000 TL'den büyük değerlerin ortalamasını istiyoruz. Ölçüt olarak dikkat ederseniz burada büyüktür işaretini kullandık. Siz bu ölçüt kısmını kullanmak istemezseniz, yani burada kullanmak istemezseniz gelip burada da kullanabilirsiniz bu şekilde. Herhangi bir şey değişmeyecektir. Veya yine... Formül içerisinde de bunu kullanabilirsiniz. Kullanım tamamen size kalmış. Şablonu nasıl oluşturursanız o şekilde işlem yapabilirsiniz. Ben daha kolay olduğunu düşündüğüm için bir ölçüt hücresi yaratarak bu işlemi yapmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Eşittir, eğer ortalama fonksiyonunu açtıktan sonra aralık olarak yine toplam aralığını burada göstereceğiz. Noktalı virgül, ölçüt olarak şöyle bir işlem yapabiliriz. Mesela deriz ki G9 hücresindeki değer birleştir F9 hücresine gider. Şimdi bunu isterseniz şöyle seçin ve F9'a klavyeden bir basın. Gördüğünüz gibi büyüktür 1000 şeklinde bunun döndüğünü görürsünüz. Bu hücreyi burada görmek istemezseniz bu durumda yapmanız gereken tırnak açar. Büyüktürü bırakıp tırnak kapatır. Birleştir 9 yaparak yine aynı sonucu elde etmeniz mümkün olur. Bunu nasıl kullanacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz. Noktalı virgülü koyup ben tekrar ölçütü burada seçeceğim. Otomatik bir işlem yapmak istiyorum. Noktalı virgül aralık ortalaması için yeniden top toplam sütununu seçtim. D3, D19 aralığını. Şimdi Enter'a bastığımız zaman binden büyük değerlerin ortalamasını burada görebiliriz. Binden küçük değerlerin ortalaması için de yine buradaki değere küçüktür ölçüsünü ekleriz. İstersek şöyle bir şey de yaparız bakın. Buraya 2000 yazalım. 2000'den küçük olan değerlerin ortalama sonuçlarını burada görebiliriz. Yine bakın küçük eşit diyebiliriz veya büyük eşit diyerek de yine ölçütü belirleyebiliriz. Bakın burada bir 2000 değerimiz mevcut. Biz eğer gelip burada eşittir 2000 dersek zaten bir tane 2000 değeri bulunuyor. O yüzden sonuç 2000 olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bakın bu tür bir kullanımın tüm sonuçları 2000 olarak gelir. O yüzden biz genellikle buradaki ölçütü eşittir olarak kullanmamaya gayret ederiz. Zira şöyle bir şey var. Burada bu aralıkta ne kadar 2000 olursa o kadar sayıya bölünür. Yani 4 tane 2000 varsa 4 çarpı 2000 8000 bölü 4 yine sonuç 2000 edeceği için burada eşittir genellikle kullanmayız. Özellikle eğer ortalama gibi fonksiyonlarda eşittir. Çok fazla kullanılmaz. Bununla birlikte genellikle eşitsizlikler kullanılır. Nedir eşitsizlikler? Büyük, küçük ya da farklı gibi. Bunu da özellikle söyleyelim ve yine biz küçüktür diyelim ve sonucu burada görelim arkadaşlar. Average if yani eğer ortalama fonksiyonu bu kadardı. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.